Evet, şimdi burada demin çektiğim fotoğraftan önce bir açıyorum ve renksiz hale alıyorum. Yani gerçekten burada yoğun damar. Şurada içindeki kan akışını görüyorum. Ondan sonra bu büyük bir damar olduğunu görüyorum. Bakacağım şöyle kaç milim ölçüyorum bu damarın en geniş yerini. Yani 4 milime yakın, 3.8, demin 4.1 ölçmüştüm. Evet. Bu bir tane çok dolanan damar var. Onun dışında küçük damarlar var. Bu testisin yakınında olduğu için bir kere ameliyattaki ilk hedef zaten ağrıyı yapan, sizde ağrı çok yapıyordu. Ağrıyı yapan bu damar. Bunu çıkartmak olduğu gibi büyük ihtimalle çok uzun bir segment. Böyle 25-30 santim büyüklüğünde bir damar çıkacaktır buradan. Çünkü kendi etrafında görüyoruz. Döne döne. Yani şimdi böyle önceden bakınca ameliyatta ne yapacağımızı zaten ameliyat öncesinde görüyorum. Evet. Bu önemli benim için. Şuradan dolanıyor, böyle geliyor, böyle kıvrılıyor. Buradan şuradan birleşiyor, böyle geliyor. Böyle yani bir tane damar her tarafını dolaşmış. Testisini dolaşıyor. İşte şuralarda iyice kalınlaşmış. İçinde böyle kan akışını sabit baksak görebiliyoruz bunun. Bu böyle. Şimdi demin sağ tarafa baktık. Ama sizde ağrı için, sağda ağrı yok ve çocuğunuz da var. O yüzden belki sağa hiç dokunmayız ama evet. Şöyle sağ tarafa da baktığım zaman sağda da aslında bir tane var. Bazen şu bir damar yüzünden ameliyat ettiğimiz oluyor. Sperm sayısına düşüklük yapan insanları, gençleri. Şu bir damar yüzünden ameliyat ettiğimiz. Burada hemen bu damarı eğer müdahale edersek diye böyle bir bakıyorum kalınlığına. İkisini aynı anda yapıyor musunuz hocam? Tabii. Gerekirse aynı anda yapıyoruz. 3.1. Bir de bunun işte reflü akım var mı diye bakacağım. Renkli modu aldığım zaman bu atar damarın pulsasyonu. Bende şu anda şey yok. Bir böyle derin nefes alıp bir ıkınma yapalım. Evet, ıkınınca ciddi bir vene doluş oluyor. Burada da yani bir sağ tarafta da varis damarı normalde tedavi edilebilir. Sadece çocuk işi bittiği için bir daha bir ıkının. Evet. Görüyoruz burada da var. Evet. Şimdi sola geçirdiğim zaman daha hiç ıkınmadan siz serbest halde rahatken bile yoğun bir şey var. Burada içi kan dolu. Bütün damarlardaki doluluğu görüyoruz. Evet yani hiç gerek yok ama bir ıkının. Yani ıkındığınız zaman burası sanki havai fişek gösterisi gibi. Çünkü işte normal şurada da bakın damar dolu. Hemen bir renkli moda geçiyorum. Of zaten dolular. Bir de ıkının. Evet yani felaket bir. Bayağı ciddi değil mi? Evet. Bir de ıkının. Evet görüyorsunuz böyle bir. Bu kısmı tamam. Şimdi yatar pozisyondaki durumu da bir görelim beraber. Şimdi o deminki damar yükü bir anda sadece bir ufak damara, yani ufak değil tabii ki yine bu da bir damar. Ondan sonra ama o deminki karmaşık ortam çok azaldı. O yüzden bu Doppler'in hep ben ayakta yapılması gerektiğine inanıyorum. Burada bir tane sanki ince uzun bir damar, işte tabii biraz genişlemiş olduğunu görüyoruz ama deminki karmaşa değişti. O yüzden mutlaka bu işin ayakta yapılması lazım diye düşünüyorum.